izni rabbihim gulur ruhu min emri rabbim. Şu makam iki maksadı esas ile bir mukaddimeden ibarettir. Mukaddime, melaike ve ruhaniyatın vücudu insan ve hayvanların vücudu kadar kat'idir denilebilir. Melaike ve ruhaniyatın vücudu, bu ruhaniyat ölmüş olanların ruhları değil, yine melaike gibi bir yaratılmış bir kısım mahluklar, ruhaniler. Melaike ve ruhaniyatın vücudu insan ve hayvanların vücudu kadar kat'idir denilebilir. Evet, 15. sözün birinci basamağında beyan edildiği gibi hakikat kat'iyen iktiza eder ve hikmet yakinen ister ki zemin gibi semavatın dahi sekeneleri bulunsun ve zihşuur sekeneleri olsun ve o sekeneler semavata münasip bulunsun. Hakikat kat'iyen iktiza eder, hikmet yakinen ister ki zemin gibi semavatın dahi sekeneleri bulunsun. Yani bu apartmanda olduğu gibi diğer apartmanda, bu köyde olduğu gibi diğer köyde, bu şehirde olduğu gibi diğer şehirde, bu ülkede bunun gibi zemin gibi semavatın da sekeneleri bulunsun. Hakikat ve hikmet iktiza edip yakinen istiyor. Sekeneleri bulunsun ve zihşuur sekeneleri olsun ve o sekeneler oraya münasip bulunsun. Şeriatın lisanında pek çok muhtelifül cins olan o sekenelere melaike ve ruhaniyat tesbih edilir. Evet, hakikat böyle iktiza eder. Zira şu zeminimiz semaya nispeten küçüklüğü ve hakaretiyle beraber zihşuur mahluklarla doldurulması, ara sıra boşaltılıp yeni zihşuurlarla şenlendirilmesi işaret eder. Belki tasrih eder ki, işaret eder, yetmiyor. Tasrih eder ki bu kadar zihşuur mahluklarla doldurulup boşaltılıyor mütemadiyen. Bu işaret eder, belki tasrih eder ki şu muhteşem burçlar sahibi olan, müzeyyen kasırlar misali olan semavat dahi nur vücudun nuru olan zihayat ve zihayatın zihası olan zihşuur ve zevil idrak mahluklarla elbette doludur. O mahluklar dahi ins ve cin gibi şu saray alemin seyircileri ve şu kainat kitabının mütalacıları ve şu saltanat-ı rubiyetin dellallarıdırlar. Burada melaikenin vücudunu ispat ederken işte hakikatin iktiza ettiği şeyler, hikmeti de daha sona doğru söyleyecek, hikmet yakinen ister dediğim, o mahluklar dahi, yani zemin gibi semavatın dahi kendine mahsus sekeneleri bulunsun, zihşuur sekeneler olsun, o sekeneler de oraya münasip olsun. Mütemaden yeryüzünün doldurup boşaltılması, zihşuurlarla yeniden yeniye doldurup boşalması işaret eder, belki tasrih eder ki diyor, semavat alemi de nur vücudun nuru olan zihayat ve zihayatın ziyası olan şuur ve zevil idrak mahluklarla elbette doludur. O mahluklar dahi, burası mühim, ins ve cin gibi şu sarayı alemin seyircileri, şu kainat kitabının mütalacıları ve şu saltanat-ı rubiyetin dellallarıdır. Sarayı alemin seyircileri, kainat kitabının mütalacıları ve saltanat-ı rubiyetin dellallarıdırlar. Külli ve umumi ubudiyetleriyle kainatın büyük ve külli mevcudatın tesbihatlarını temsil ediyorlar. Evet, şu kainatın keyfiyatı onların vücudunu gösteriyor. Yani kainatın bir keyfiyatı var demek ki onların vücudunu gösteriyor. Şu kainatın keyfiyatı onların vücudunu gösteriyor. Yani hem seyirci hem mütalacı hem dellal hükmünde olan o sekerelerin vücudunu iktiza eden bu kainatın keyfiyatı onların vücutlarını gösteriyor. Nedir o? Çünkü kainatı hattu hesaba gelmeyen dakik sanatlı tezinat, manidar mehasin, hikmettar nukuş ile süslendirip tezin etmesi bil ve daha ona göre mütefekkir ve istihsan edicilerin ve mütehayir takdir edicilerin enzarını ister, vücutlarını talep eder. Yani mukayeselerle insan anlıyor anladığım şey. Bir insan bir sergi açsa nereye açar? O şehrin en çok ziyaret edilen, en çok nazara arz edilen yerini açar. Gidip ıssız bir çöle açmaz mesela onu. Demek ki yani öyle teşhir edilecek bir serginin yeri, mütalacıları, ona nazar edenlerin vücudunu iktiza ettiği gibi bu kainatın keyfiyatı dediği, nasıl bir keyfiyat? Bütün kainatı diyor. Hattu hesaba gelmeyen, sayısız zerrelerden güneşlere kadar, hücerat-ı bedenden, işte kandaki kürevat-ı hamra ve beyzadan, bütün envai çeşit mahlukata kadar, onların bütün cüz'iyatlarına kadar, en cüz'i yönlerine, vecihlerine kadar ve külli bütün kainatın umumuna kadar
her tarafı dakik sanatlı tezyinat ve manidar mehasin ve hikmettar nukuş ile süslendirip tezyin etmesi, bilvedaha ona göre mütefekkir ve istihsan edicilerin ve mütehayir takdir edicilerin enzarını ister, vücutlarını talep eder. Evet, nasıl ki hüsn elbette bir aşık ister, tam ise aç olana verilir. Öyleyse şu nihayetsiz hüsnü sanat içinde gıdayı ervah ve kutu kulüp elbette melaike ve ruhanlere bakar gösterir. Madem bu nihayetsiz tezyinat, yani kainatta tezyinat diyor, nihayetsiz tezyinat, yani dakik sanatlı tezyinat, manidar mehasil, hikmettar nukuş dediği bir şeyin olmadığı bir yer yok, bir cüz yok. Madem bu nihayetsiz tezyinat, nihayetsiz bir vazifeyi tefekkür ve umudiyet ister. Nihayetsiz tezyinat, nihayetsiz bir vazifeyi tefekkür ve umudiyet ister. Halbuki ins ve cin şu nihayetsiz vazifeye, şu hikmetli nezarete, şu vüsatli ubudiyete karşı milyondan ancak birisini yapabilir. Geçen burada ders okunuyordu mesela. Said abi ders okuyordu. Böyle çiçekleri falan dizler arkaya. Yani o çiçeklere acaba kim ne kadar bakıyor? Veya kendimiz desek, yani şu an mevcudatta bazen ders yaparken abilerle konuşuyorduk öyle. Yani ben bugün bir ağaca, bir meyveye, bir çiçeğe, bir hayvana, semavata bir 20 dakika hiçbir şey yapmadan tefekkürle baktım. Yani bu hakikaten yapan vardır da, bir ara derste sordum, var mı dedim bugün şöyle bir şeyi tefekkür eden diye, bütün derste kalabalıklı biri dedi ki ben baktım dedi. Bir kişi bakmış. Yani bu kadar kainatı dakik sanatlı tezyinat, hikmettar nukuş, işte manidar mehasim, bunlarla Cenab-ı Hak her tarafı ihata edecek şekilde yeryüzünün, kainatın her tarafı böyle olsun. Ona göre mütefekkir istihsan edicileri, mütehayir takdir edicilerin vücudunu iktiza etsin. İnsan bunun milyondan birisini ancak yapabiliyor. Yani bakmıyor, bakamıyor. Yani bakamıyoruz veya. Madem bu nihayetsiz tezyinat, nihayetsiz bir vazifeyi tefekkür ve ubudiyet ister. Halbuki ins ve cin şu nihayetsiz vazifeye, şu nihayetsiz vazifeye ve şu hikmetli nezarete, şu vüsatli ubudiyete karşı milyondan ancak birisini yapabilir. Şurada bir tabir üstadım ifade etti. Nihayetsiz vazife diyor buna. Buna bir vazife diyor. Yani biz kendi canibimizden insan olarak üfet ettiğimiz şeylere bakınca bir insana sorsam vazifen ne? İşte şu bu sayıyor. Vazifesini söylüyor. Teker teker sorsan sen. Ya biri dese ki arada benim vazifem Allah'ı tesbih etmektir. Cenab-ı Hakk'ı zikretmek. Cenab-ı Hakk'a daima tehlille, tazimle, tesbihle benim işim bu. Ya işin ne, vazifen ne? O tamam deriz. Sanki o vazife değil gibi. Meleklerin vazifesi sırf bu. İstihsan ve tefekkür ile, takdir ile, hayret ile Cenab-ı Hakk'ın sanatını, mevcudatın hal diliyle yaptığı tesbihatı, dergah-ı ilahiye, melekliği sana takdim etmek. Bütün kainattaki bu kadar tezyin edilen, bu dakik sanatlı tezyinat, hüsnü sanat. Elbette hem onlara gıda yer var, hem kutu kulüp olacak. Bu melekelerin vazifesi bu. Madem bu nihayetsiz tezyinat, nihayetsiz bir vazifeyi tefekkür ve ubudiyet ister, halbuki ins ve cin şu nihayetsiz vazifeye, şu hikmetli nezarete, şu vüsatli ubudiyete karşı milyondan ancak birisini yapabilir. Demek bu nihayetsiz ve çok mütenevvi olan şu vezaife ibarete. Nihayetsiz ve çok mütenevvi olan şu vezaif ve ibarete nihayetsiz melaki envaları, ruhaniyat ecnasları lazımdır ki şu mescidi kebiri alemi saflarıyla şenlendirsin. Üstadım burada belki hepsini sonuna kadar okuyamayacağız. Bu yine dördüncü esasta bir yer var. Diyor ki, yani madem kainatın her tarafını bu kadar hüsnü sanat ile Cenab-ı Hak yaratıyor, nihayetsiz hüsnü sanat ile yaratıyor, şu mevcudat-ı hariciyenin her birinin üstünde birer melek-i müvekkel var olmak lazım gelir. Şu mevcudat-ı hariciyenin her birinin üstünde, şimdi olmayan kalmadı. Şu mevcudat-ı haricin her birinin üstünde birer melek-i müvekkel var olmak lazım gelir. Ta ki o cismin gösterdiği vezaif-i ubudiyet ve hidamat-ı tesbiyesini alemi melekutta temsil etsin. Dergah-ı uluhiyete bilerek takdim etsin. Yani bil fiil bu vazifeyi mutlaka yapılması gereken daim bir vazife. Cenab-ı Hak bu vazifeyi muattal bırakmıyor. Dolayısıyla bu vazifeye muvafık olan
ona muvafık olan sekereleri yaratmış. Melekelerin vazifesi bu. Madem bu nihayetsiz tezyinat, nihayetsiz bir vazifeyi tefekkür ve ubudiyet ister, halbuki ins ve cin şu nihayetsiz vazifeye, şu hikmetli nezareten, şu vüsatli ubudiyete karşı milyondan ancak birisini yapabilir. Demek bu nihayetsiz ve çok mütenevvi olan şu vezaif ve ibadete nihayetsiz meleke envaları, demek melekler de bir nev değil, zaten bir yerde diyecek suretiyle kar tanesine müvekkil olan melekle şemse müvekkil melek bir değil. Meleke envaları, ruhaniyat ecnasları lazımdır ki şu mescidi kebir-i alemi saflarıyla doldurup şenlendirsin. Evet, şu kainatın her bir cihetinde, her bir dairesinde ruhaniyat ve melekelerden birer taife, birer vazife-i ubudiyetle muvazzaf olarak bulunurlar. Bazı rivayet-i hadisiyenin işaretiyle ve intizam-ı alemin hikmetiyle denilebilir ki bir kısım essam-ı camide-i seyyare, büyük camit veya camit cisimler, seyyar cisimler, yıldızlar seyyaratından tut ta yağmur kataratına kadar bir kısım melekenin merakibi ve sefineleridirler. O melekeler bu seyyarelere izni ilahiyle binerler, alem işareti seyredip gezerler ve o merkeplerin tesbihatını temsil ederler. Hem denilebilir ki bir kısım hayatlar etsam, bir hadis-i şerifte ehli cennet ruhları berzah aleminde yeşil kuşların ceflerine girerler ve cennette gezerler diye işaret ettiği tuyurun hudrun tesmiye edilen cennet kuşlarından tut ta sineklere kadar bir cins ervahın tayyareleridir. Yani burada dikkatimi çeken melekeler için camit cisimlere binerler. Onların seyyareleri ve merakibidir ve mescidi hükmündedirler. Alem işareti seyrederler. Yağmur katratından tut şemse kadar müekkel melek. Ruhaniler ise, bir kısım ruhaniler ise hayattar olan bazı mahlukatın ceflerine girerler. Onların cihazatıyla alem işarette mucizatı, fıtratı, kudreti temaşa ediyorlar. Ehli cennet ruhları, ona kıyas için bunu üstad veriyor, berzah aleminde yeşil kuşların ceflerine girerler ve cennete gezerler diye işaret ettiği tuyurun hudrun tesmiye edilen cennet kuşlarından tut ta sineklere kadar bir cins ervahın tayyareleridir. Onlar bunların içine emri hakla girerler, alemi cismaniyatı seyredip o hayattar cesetlerdeki göz kulak gibi duygular ile alemi cismanideki mucizatı, fıtratı temaşa ediyorlar, tesbihatı mahsusalarını eda ediyorlar. Şurada Üstad'ın 24. sözde ifade ettiği bir yer var meleklerle ilgili. Ben melekler, yani bizim ülfet ettiğimiz, alıştığımızın ötesinde meleklere bir tabir. Hani bir malikül mülk, bir azim sarayı yapsa dört nevi hademeyi istimaldir. O hademelerden birincisi melekler. Melekler, mabutlarının emriyle işledikleri işlerde, onun hesabıyla işledikleri amellerde, onun namıyla ettikleri hizmette, onun nazarıyla yaptıkları nezarette ve onun intisabıyla kazandıkları şerefte, onun mülk ve melekutunun mütalasıyla aldıkları tenezzühte ve tecelliyat-ı cemaliye ve celaliyesinin müşahadesiyle kazandıkları tenaunda öyle bir saadet-i azime vardır ki aklı beşer anlamaz, melek olmayan bilemez. Yani bunu şundan okudum. Yani sırf bunun için yaratıldıkları için alem işarette mucizat-ı fıtratı temaşa etmek. Melekeler ve ruhaniler sırf bunun için yaratılmışlar. Bütün vazifeleri, gayeleri bu. Hakikat böyle iktiza ediyor ki kainatı bu kadar dakik keyfiyetle, bu tarz keyfiyetle yaratan bir zat elbette yarattığı o keyfiyeti gören, istihsal eden, hayret eden, hayır olan, tesbih ile, tehlil ile, tazim ile, tekbir ile, dergah ilahiye, o sanat harikaları rubbiyet ile dergahına takdim eden şuur ile onların vazifeleri, onların gıdaları, onların lezzetleri, en çok şeyleri bu olan, vazifeleri bu olan melaki ruhanların vücudunu şu kainatın keyfiyatı iktiza ediyor. İşte nasıl hakikat böyle iktiza ediyor, hikmet dahi aynen öyle iktiza ediyor. Çünkü şu kesafetli ve ruha münasebeti az olan topraktan ve şu kudretli ve nuru hayata münasebeti pek cüzi olan sudan mütemadiyen şu kesafetli, bir daha okuyayım, yani hikmetin iktiza ettiği ve ruha münasebeti az olan topraktan
ve şu kudretli ve nuru hayata münasebeti pek cüz'i olan sudan, mütemadiyen hummalı bir faaliyetle letafetli hayatı ve nuraniyetli zevil idrakı halk eden fatır-ı hakim, değil mi? Toprak, hava, su, hayatla, şuurla hiçbir alakası olmadığı halde mütemadiyen Cenab-ı Hak böyle nuru hayata münasebeti az olan kudretli sudan, kesafetli topraktan bu kadar zih şu, bu kadar zih hayat, bu kadar zih ruh yaratsın da ruhanilere daha münasip, daha muvafık olan, latif olan bazı mevcudattan, mesela elektrikten, seyyarattan, işte seslerden, maddi latifeden, ileride bahsediyor, esirden, seslerden, manalardan, bunlardan da Cenab-ı Hak tabiri caizse onların ham maddesi gibi, bunlardan da bir kısım zişur mahlukatı hikmet yaratmasını iktiza ediyor. Çünkü şu kesafetli ve ruha münasebeti az olan topraktan ve şu kudretli ve nuru hayata münasebeti pek cüz'i olan sudan, mütemadiyen hummalı bir faaliyetle letafetli hayatı, nuraniyetli zevil idrakı halk eden fatır-ı hakim, elbette ruha çok layık, hayata çok münasip, şu nur denizinden, hatta şu zulmet bahrinden, şu havadan, şu elektrik gibi sair maddi latifeden bir kısım zişur mahlukları vardır, hem pek çok kesreti olarak vardır. Birinci maksat, melekenin tasdiki, imanın bir rüklüdür. Şu maksada, şu maksatta dört nükte-i esasiye vardır. Buradan zamanımız el verirse bir kısmını okuyacağım. Birinci esas, Üstad melekenin bahsinde, malum bildiğimiz melekeler hep ifade ederken onu şeyde söylüyor. Melekler nurdan mahluklardır. Dişilikleri, erkeklikleri yoktur. Ne emrimiz onu yaparlar. Melekler ayet bildiğimiz sadece bu. Bak Üstad melekenin vücuduna delil, yani delili bir işaret karine gibi değil. Kainatta Cenab-ı Hakk'ın yaptığı icraattan, rububiyetten, o icraat-ı rububiyetin iktiza ettiği bir hakikat olarak gösteriyor. Şimdi mesela melekeli hayatı, hayatın içinde şuuru ve ruhu ne kadar kıymetli Cenab-ı Hakk'ın nazarında. Bu kadar kıymetli bu hayat, nihayetsiz, uçsuz, bucaksız fezada, alemde sadece küre-i arza mahsus kalsın. Hayat ve şuur ve ruh sadece burada bulunsun. Cenab-ı Hakk'ın nazarında en kıymetli şeyi diğer yerlerde mahrum bırakırsın. Mümkün değil. Her tarafı hayatın nuruyla Cenab-ı Hak nurlandıracak. Şuur ile, hayat ile, ruh ile nurlandıracak. Oraya münasip sekeneler, elbette onlar da meleke, can ve ruhaniyat diye tesbih ediliyor. Burada hayatın sırrından üstad ifade ederek buradan başlıyor. Birinci esas, vücudun kemali hayat iledir. Vücudun kemali hayat iledir. Belki vücudun hakiki vücudu hayat iledir. Vücudun kemali hayat iledir. Varlıkta en kıymetli şey bu. Yani hayat sahibi olmak, hayattar olmak, hayata mahal olmak. Vücudun kemali hayat iledir. Belki vücudun hakiki vücudu hayat iledir. Hayat vücudun nurudur. Şuur hayatın ziyasıdır. Hayat her şeyin başıdır ve esasıdır. Hayat her şeyi, her bir zih hayat olan şeye mal eder. Biraz sonra misal verecek üstadımız zaten. Bir şeyi bütün eşyaya malik hükmüne geçir. Hayat bu kadar kıymetli. Niye her şeyin başı? Niye her şeyin esası? Neden? Hayat bir şeyi, bir zih hayat olan şeye her şeyi mal eder. Bir şeyi çok eşyaya malik hükmüne getirir. Hayat ile bir şeyi zih hayat diyebilir ki, şu bütün eşya malımdır, dünya hanemdir, kainat malikim tarafından verilmiş bir mülkümdür. Nasıl ki ziya etsamın görülmesine sebeptir ve renklerin bir kavle göre sebebi vücududur. Işık öyle. Öyle de hayat dahi mevcudatın keşşafıdır. Keyfiyatın tahakkukuna sebeptir. Hem cüz'i bir cüz'i hayatın bir hususiyetine bu. Nasıl ki bir şeyi, bir şeye çok şeyleri mal ediyor. Bir şeyi çok şeylere malik hükmüne getiriyor. Hayatla bir mesela cismin, yani cismani şeylerin görünmesine ışık nasıl vesile oluyorsa hayatla kainatta mevcudatın keyfiyatı takip ediyor. Tanıyor, arıyor, buluyor hayatla. Bu kadar hayatın bir şeyi var. Ayrıca hayat hem cüz'i bir cüz'ü kül ve külli hükmüne getirir. Ve külli şeyleri bir cüz'e sığıştırmaya sebeptir. Hadsiz eşyaya iştirak ve itaat ettirip bir vahdete medar, bir ruha mazhar yapmak gibi kemalat-ı vücudun umumuna, kemalat-ı vücudun umumuna sebeptir. Demek ki cüz'ü kül gibi yapıyor. Cüz'ü küllü gibi yapıyor. Çok şeyleri birleştirip hayatta bir bütün haline getiriyor. Hayatın böyle bir hususiyeti var. Bu da böyle bir vahdete medar, bir ruha mazhar yapmak gibi kemalat-ı vücut. Vücutta en mükemmel şey bu. Kendi varlığıyla
etraftaki bütün mevcudatı bir kül hükmüne, bir külli hükmüne getirmek, bir bütün haline getirmek kemalat-ı vücudun bir sebebidir. Hatta hayat kesret tabakatında bir çeşit tecelli vahdettir ve kesret ehadiyetin bir aynasıdır. Bak, hayatsız bir cisim büyük bir dağ dahi olsa yetimdir, gariptir, yalnızdır. Münasebeti yalnız oturduğu mekan ile ona karışan şeyler de vardır. Başka kainatta ne varsa o dağa nispeten mağdurdur. Yani koca bir dağ sadece bulunduğu mekanla münasebeti var. Ona karışan şeylerle münasebeti var. Ne kadar büyük olursa olsun. Camit hayatsız olduğu için ona nispeten onun dışında ne varsa ona göre ona nispeten adem gibidir. Mağdumdur, yoktur. Çünkü ne hayatı var ki hayat ile alakalı olsun, ne şuur var ki taalluk etsin. Şimdi bak, küçücük bir cisme, bir dağ, bir arı. Küçücük bir cisme, mesela bal arısına. Hayat ona girdiği anda bütün kainatla öyle münasebet tesis eder ki bütün kainatla kutsan zeminin çiçekleriyle ve nebatlarıyla, nebatatlarıyla öyle bir ticaret akt eder ki diyebilir, şu arz benim bahçemdir ve ticaret enendir. Yani az önce dediğim gibi hayat bir şeye çok şeyleri malik hükmüne getiriyor ve cüzde küllü, cüzde külli, yani çok şeyleri bir şeyle topluyor. Hayatta böyle bir sır var. Hayatla alakadar, hayatla münasebetler oluyor, şuurla da taalluk ediyor. Bir dağ kendi bulunduğu yerde yetimdir. Sadece kendine karışan şeylerle münasebeti vardır. O dağa nispeten ne varsa haricindekiler onun için mağdumdur. Ama bir arı ne kadar küçük olursa olsun hayat girdiği an bütün yeryüzüne, bütün kainatla öyle münasebet peyda eder ki hususen çiçeklerle, zeminin nebatatıyla öyle bir alışverişi vardır ki kendi hayat dairesine bütün o varlığı dahil eder. Hayat küçük bir şeyi böyle bir küllü hükmüne getiriyor. Ve diyebilir, şu arz benim bahçemdir, ticaretimdir. Bunu niye anlatıyor usta? Yani hayvanatta hayat böyle bir şey gösterirse, daha şuur, akıl mertebesine çıkmayan bir hayat böyle olursa, işte zihayattaki meşhur havası zahire ve batına duygularından başka gayri meşhur saika ve şaika hisleriyle beraber o arı, yani sevk eden ve şevk ile o işi yaptıran iki his duygu daha var. Zahir ve batın duygularından başka. O arada şaika ve saika, gayri şuur. Yani şuurunu tahrik etmedi halde fıtraten Cenab-ı Hakk'ın koyduğu iki his, iki şey bunlar. Saika ve şaika hisleriyle beraber o arı dünyanın ekser enva ile ihtisas ve ünsiyet, mübadele ve tasarrufa sahip olur. İşte en küçük zihayatta hayat böyle tesirini gösterirse. Bir arı. En küçük zihayatta. Hayat böyle tesirini gösterirse, hayat bu kadar tesir gösterebilecek böyle bir özelliği ve keyfiyeti var. Böyle keyfiyeti olan bir hayat, yani bir arada böyleyse, mertebi insana çıksa, yani şuur ve akıl ile onu ne kadar imbisat ve külli yapar. Demek Allah'ın nazarında hayat, şuur bu kadar kıymetli, öyleyse bu hayat ve şuurunu sadece küre-i arza, münhasır bırakmayacak. İşte en küçük zihayatta hayat böyle tesirini gösterse, elbette hayat tabakayı insani olan en yüksek mertebeye çıktıkça öyle bir imbisat ve inkişaf ve tenevvür eder ki hayatın ziyası olan şuur ile akıl ile bir insan kendi hanesindeki odalarda gezdiği gibi o zihayat kendi aklı ile avali ve ulviyede, ruhiyede ve cismaniyede gezer. Yani mesela Mesnevi'de hatırlanan tanımlı mesela, İnsanda öyle kabiliyetler, öyle camiyet var ki bazen kainatı alır, bir karpuz gibi elini alır diyor. Getir, akıl odasına misafir eder. Hatta Hardele ile tabir edilen hafızanın içinde cemilan eden bir letaif-i müdrike var. Onun sahihine vasıl olamaz diyor. Hatta kainat gelir, o hafızanın içinde küçük, Hardele'den küçük olan bir hafızanın içinde kainat, küre-i arz kainat, bir Hardele gibi olur. Böyle bir camiyeti var insan. Şimdi böyle camiyet olan bir insanın akılla, işte fikirle veya işte bu gibi his ve duygularıyla bulunduğu yerden kainatın haritasını çıkarıyor. Ne küre-i arzdan çıkıp yeryüzünden ayrılıp insan, mesela ben elimde nasıl şu eşyayı tutuyorsam, bunu tanıyorsam, keşfediyorsam, bu bir bardaktır, bu bir kitaptır veya işte bu bir tablettir. İşte bu neyse, bu bir elbisedir. Bu elimle tutuyorsam, aklın elleriyle kainatın her tarafına uzanır. Eşyayı bulur, keşfeder ve tanır. Hayat ve şuur, akıl bu seviyede tutar, gezmediği alemleri gezmiş gibi tutar getirir. Şimdi kainatın haritasını, galaksilerin, sistemlerin büyüklerini,
derecelerini, hızlarını, yani bunları neyle ölçtüler ki? İşte aklın eli gider, onları ölçer. Hayat insaniye tabakasına çıktıkça bu kadar inbisat ve külliyet keşfediyor. Külliyet kesbediyor. Yani o zih şuur ve zih hayat manen o alemlere misafir gittiği gibi o alemler dahi o zih şuurun bir atı ruhuna misafir olup irtisam ve temessülle geliyorlar. Şimdi bu gösteriyor ki yani hayat Cenab-ı Hakk'ın nazarında bu kadar kıymetli. Hayat ve şuur. Öyleyse Cenab-ı Hak bu hayat ve şuurla kainatın her tarafını şenlendirecek. Ona münasip hayat ve şuur sahibi olan mahlukatı yaratacak ki şeriatın nisanında bunu bunlara meleke can ve ruhaniyat teslim ediyor. Hayat Zat-ı Zülcelal'in en parlak bir bürhan-ı vahdeti, en büyük bir madeni nimeti, en latif bir tecelli merhameti, en hafi ve bilinmez bir nakş-ı nezih sanatıdır. Evet, hafi ve dakiktir. Çünkü envai hayatın en ednası olan hayat-ı nebat, hayat-ı nebatın en birinci derecesi olan çekirdekli ve ukde-i hayatiyenin tenebbühü, yani uyanıp açılarak neşvinema bulması, o derece zahir ve kesrette ve mevzuliyette ülfet içinde zaman âleminden beri hikmet-i beşerinin nazarını gizli kalmıştır. Camit unsurlardan kendinde olmayan bir çekirdeğin içinde yani hikmeten fennen de girse belli maddeler, bildiğimiz maddeler yani. Kendi programında var olan maddeler camit, şuursuz, hayatsız, oradan hayatın zuhura çıkması. Bu kadar hafi ve dakik, hem gizli hem ince hayat kendi zatında değil, demek ki hariçten orada tecelli eden bir mana. Hakikati hayatın hakiki olarak beşerin aklıyla keşfedilmemiş. Hem hayat o kadar nezik ve temizdir ki iki veçi yani mülk ve melekutiyet vecikleri temizdir, paktır, şeffaftır. Desti kudret, esbabın perdesini vaaz etmeyerek doğrudan doğruya mübaşeret ediyor. Fakat sair şeylerdeki umur-u hasiseye ve kudretin izzetine uygun gelmeyen napak keyfiyat-ı zahire menşe olmak için esbab-ı zahiriye perde etmiştir. Elhasıl denilebilir ki artık bu kadar hayatın kıymeti, değeri, hayatın hususiyeti ve keyfiyatı, hayat hayvaniyette öyle, hele hele şuur sahibi olan insaniyette böyle hususiyetleri gösterirse, hayat olmazsa denilebilir ki vücut, vücut değildir. Ademden fark olmaz. Ama bu bir esas. Hayat olmazsa vücut, vücut değildir. Ademden farkı olmaz. Böylese ademden farkı olması, vücudun kemalat mertebesine yükselmesi, hakiki kemalat vücuduna sahip olması için hayatın her yerde olması icabidir. Rubiyetin iktizasına göre. Hayat ruhun ziyasıdır. Şuur hayatın nurudur. Hayat ruhun ziyasıdır. Şuur hayatın nurudur. Madem ki hayat ve şuur bu kadar ehemmiyetlidirler. Allah'ın icraatını, rubiyetine, tasarrufatına, icadına, hallaketine, kainattaki bu sırra baktığımız, bu faaliyete baktığımızda görünen bu ki hayat bu kadar, hayat ve şuur bu kadar ehemmiyetlidirler. Ve madem şu alemde bir müşahede, bir intizamı kamili ekmel var kainatta, fenlerin şahit olduğu bir mana. Kainatta, alemde bir müşahede görüyoruz, bir intizamı kamili ekmel var. Kusursuz, mükemmel, tam bir intizam var kainatta. Kusursuz, mükemmel, tam bir intizam var. Adil İsmi'nde Üstad'ın mesela bahsettiği gibi, diğer risalelerde de bahsettiği gibi, Kürevat-ı Hamra ve Beyza'dan ta işte yeryüzündeki varidat ve sarfiyata, mevcudatın gelip gitmelerine, her bir mevcudun kendine ait olan azalarına, hususi olan hatta manevi hissiyatlarına kadar, bütün kainatın mecmuna kadar, seyyareler ta bütün kainata kadar her tarafta kusursuz bir intizamı, kamili ekmel var. Ve şu kainatta bir itkan-ı muhkem, bir insicam-ı ahkem görünüyor. Madem şu perişan, biçare perişan küremiz, sergerdan zeminimiz, bu kadar hat ve hesaba gelmez, zevil hayat ile, zevil ervah ile, zevil idrak ile doldurulmuştur. Elbette sadık bir hads ile ve kat'i bir yakin ile hükmolunur ki. Yani mesela hads, sürati intikal diyor işte, hads. Yani mesela bir şeyin alametleri var ama neticeyi görmeden o alametlerden hemen neticeye sürati intikal gibi. Yani hayat ve şuur bu kadar kıymetli ve ehemmiyetli. Hayatın kendine mahsus öyle özellikleri var. Alemde, bu alemde bil müşahede görüyoruz. İntizamı kamili ekmel var. Bil fiil görüyoruz bunu. İtkanı muhkem ve insicamı ahkem görülüyor. Madem bunlar var kainatta, şu perişan küremiz, yani küre arzdaki diğer
alimlere, işte sistemlere, bunlara nispeten küre-i arz zahiren küçüklüğüyle, hakaretiyle birlikte, yani şu perişan küremiz bu kadar haddu hesaba gelmez zevil hayat ile, zevil ervah ile, zevil idrak ile dolmuştur. Elbette sadık bir has ile, kat'i bir yakin ile, sadık bir has, kat'i bir yakin, yani tam bir iman ile. Hükmedilir ki şu kusuru semaviye, bu semavi saraylar hükmünde olan bütün işte gezegenler, yıldızlar hepsi küre-i arza nispeten büyük saraylar gibi, yani kusuru semaviye, burucu samiyenin bu yüksek burçlar, yıldız kümeleri her tarafta bunlar dahi kendilerine münasip zi hayat ve zi şuur sekenelere olur. Kendilerine münasip. Balık suda yaşadığı gibi güneşin ateşinde dahi o nurani sekeneler bulunur. Nar nuru yakmaz, belki ateş ışığa medet verir. Madem kudret-i ezeliye bil müşahede en adi maddelerden, en kesif unsurlardan hadsiz zihayat ve zihruhu halk eder. Görüyoruz. Kudret-i ezeliye bil müşahede en adi maddelerden, en kusuf, kesif unsurlardan hadsiz zihayatı zihruhu halk ediyor. Ve gayet ehemmiyetle maddi kesifeyi hayat vasıtasıyla maddi latifeye çevirir. Ve nuru hayatı her şeyde kesretle serpiyor. Hayatın olmadığı bir yer adeta yok. En küçük, yani gözle görünmeyen bir yerde bile Cenab-ı Hak hayatla yaratıp, hayat yaratmış orada. Görünmeyen çok küçük varlıkları, organizmalar, şunları bunları yaratmış. Her tarafta hayatı serpmiş kesretle. Ve şuur ziyasıyla ekser şeyleri yaldızlıyor. Elbette o Kadir Hakim bu kusursuz kudretiyle, bu noksansız hikmetiyle nur gibi, esir gibi ruha yakın ve münasip olan sair seyyalat-ı latife maddeleri ihmal edip hayatsız bırakmaz, camit bırakmaz, şuursuz bırakmaz. Belki demek ki Cenab-ı Hak, yani Adem insanı yaptıkları icraatı, tasarrufatı diğer yaptıklarının bir şahidi, bir delili oluyor. Bir karine değil, sarhatla işaret ediyor. Cenab-ı Hak kesif maddeleri daima latif maddeye çeviriyor hayat vasıtasıyla. Hayatı her tarafta kesretle, her tarafta kesreti serpiyor, şuur ile yaldızlandırıyor, ziyalandırıyor. Cenab-ı Hakk'ın bu icraatından anlaşılır ki Cenab-ı Hak kusursuz kudretiyle ve noksansız hikmetiyle nur gibi, esir gibi ruha yakın ve münasip olan sair seyyalat-ı latife maddeleri ihmal edip hayatsız, camit bırakmaz, şuursuz bırakmaz. Belki maddi nurdan, hatta zulmetten, hatta esir maddesinden, hatta manalardan, hatta havadan, hatta kelimelerden zi hayat, zi şuuru kesretle halk eder ki hayvanatın pek çok muhtelif ecnasları gibi pek çok muhtelif ruhani mahlukları, hayvanatın ne kadar çok cinsleri var değil mi? Hayvanat mesela kanatlar diyorsun, kuşlar diyorsun. Hayvanlar bu kadar, ne kadar onların nevleri, cinsleri varsa ruhanilerin de melekelerin onlara göre cinsleri ve nevleri var. Hayvanatın pek çok muhtelif ecnasları gibi pek çok muhtelif ruhani mahlukları o seyyalat-ı latife maddelerinden halk ediyor. Toprağa, havaya, suya. Hikmetiyle abes yapmayıp ondan çok zihayatı yaratan demek Cenab-ı Hak maddi nurdan, zulmetten, esir maddesinden, manalardan, hatta havadan. Sanki bunlar da şöyle anlıyorum ben. Yani cinsleri farklı farklı olunca yaratıldığı şeyler de esirden yaratılan ayrı, manadan yaratılan ayrı, havadan ayrı, işte her biri ayrı ayrı. Yani maddi nurdan, hatta zulmetten, hatta esir maddesinden, hatta manalardan, hatta havadan, hatta kelimelerden zi hayat, zi şuuru kesrekle halk eder ki hayvanatın pek çok muhtelif ecnasları gibi pek çok muhtelif ruhani mahlukları o seyyalat-ı latife maddelerinden halk eder. Onların bir kısmı melaike, bir kısmı da ruhani ve cin ecnaslarıdır. Burada bir durayım. Yeterse devamını oradan okuyacağım. Şöyle bir ilan var. Arapça Mesnevi Nuri tercüme edilmiş, Badıl abinin tercüme ettiği bir ilan var. Melaike ile ilgili. Hakikaten çok hoş. Orayı bir okumak istiyorum. İlem, ey mevcudatta, mevcudatın, ey mevcudatın bazıları hakkında israf ve abesiyet tevehhüme düşen gafil. Bil ki her bir mevcudun inşai vücudundaki kemali nizam ve mizan şu vehmi tar deniyor. Yani insan hayatta geldi baktı etrafa sanki israf abesiyet gibi gördüğü şeyler var. Hayır.
bütün mevcudat inşai vücudunda. Bunlar vücuda gelirken onlardaki nizam, kemali nizam ve mizan şu vehmi tard ediyor. Çünkü nizam bir hayttır, iptir. Cüz'i eczalar ve fer'i tafsiller üzerine terettüp eden gayeler o hayta dizilmiş ve diziliyor. Evet, bir zat bir sarayın binasında takip ettirdiği intizamın delaletiyle bütün o sarayın tefasilindeki gayelere müraat ettiği halde sonra sarayın bütün cüz'i gayeleri onunla gaye olabilen ve o sarayın mecmuna bakan külli bir gayeyi terk etmesi katiyen muhaldir. Yani bir sarayı en cüz'i tafsilatıyla uğraşıp ona bir gaye takacak, esas sarayın gayesi, o cüz'i tafsillerin de onunla bağlı olan en büyük gayesini onu terk etmesi muhaldir. Evet, bu meselenin tahkikini istersen, eğer bu meselenin tahkikini istersen, dinle ey bir kalbi şehidi ve bir sem-i hadidi bulunan arkadaş. İşte her şeyin pek çok dakik ve nazik gayeleri vardır ki, o şey kendi malikinin envai tecelliyat-ı esmasına mazhariyetçe ve malikin o şeydeki malikiyet ve tasarrufu miktarınca malikine, zihayata ait olan ise onun cüz'i, ancak onun cüz'i telebbüsü miktarındadır. Yani her şey vücuda gelir. Cenab-ı Hakk'ın esas maliki olan Cenab-ı Hakk'ın tecelliyat-ı esmasına ne kadar mazhar oldu ve o malikiyeti, Cenab-ı Hakk'a malikiyete ait olan şeyi, Allah'a ait olan kısmını gösterir. Kendine ait olan cüz'i kısmı da vardır. Bir daha okuyayım burayı. Eğer bu meselenin tahkikini istersen, dinle ey bir kalbi şehidi ve bir sem-i hadidi bulunan arkadaş. İşte her şeyin pek çok dakik ve nazik gayeleri vardır ki, o şey kendi malikinin envai tecelliyatı esmasına mazhariyetince ve malikinin o şeydeki malikiyet ve tasarrufu miktarınca malikine, zihayata ait olanı ise ancak onun cüz'i terbüsü miktarıncadır. Hem her bir şey hadsiz zevül-i ukul arasında müşterek bir tefekkür hedefi oluyor. Bu çok hakikaten böyle nasıl yani, insan ancak bu kadar güzel anlatabilir, her taraf böyle de. Yani hem her bir şey hadsiz zevül-i ukul arasında müşterek bir tefekkür hedefi oluyor. Öyleyse o şeyde asla abesiyet düşünmez. Mesela benim bahçemde bir ağaç var. Hakikaten emsalsiz güzel, bahar mevsiminde gayet sündüs misal yeşillendi. Kudret-i ilahi bunu çiçeklerle bezedi. Ama benim bahçemde, ama bütün etraftaki herkes için müşterek bir tefekkür hedefidir. Sadece benim bahçemde bana mahsus değil. Ben bakmazsam bu yerlere bakıyorum buna. Demek ki her şey böyle. Her şey hadsiz zevir-i ukul arasında müşterek bir tefekkür hedefi oluyor. Öyleyse o şeyde asla abesiyet düşünülemez. Mesela şayet bu şey burada, bu anda onu mütalaa etmezse de elbette o zevir okullar onu mütalaa ederler. Bununla beraber her şeyin, herkesin her şeyden istifade cihetleri nihayet kesintidir. Hem Allah'ın askerleri dahi sonsuz ve adetsizdir. Demek ki bütün zevir okul arasında her şey müşterek bir tefekkür hedefi oluyor. Sen onu görmezsen de diğer müşterek iştirak etmiş olanlar ona bakarlar. Sen ihmal etsen de onlar ihmal etmezler. Onlar tarafından mütalaa olunurlar. Yani bir bahçe gibi, bir yerin, bir şehrin ortak özelliği gibi, herkesin istifade ettiği bir nokta gibi. Nasıl ki sadece senin istifadene münasır değil, sen bakmasan gafletinden veya işte farklı şeylerden onun nazarını almasan, ama her an o başka nazarlar altında mütalaa ediliyor. Hem de herkesin her şeyden istifadeci de çok mütefaviktir, farklı. Herkesin istifadesi birbirinden değişiktir. Nihayet kesretlidir. Hem Allah'ın askerleri dahi sonsuz adetlisidir, adetsizdir. Ve mâ yâlemu cunûde rabbike illâhû. Demek sarayı kainatta ne ki varsa onun üzerine hadsiz nazarlar bila müzahmet toplanmaktadır. Sarayı kainatta ne ki varsa, ne varsa biz görelim görmeyelim. Allah neyi yaratmışsa onun üzerine hadsiz nazarlar bila müzahmet, zahmet olmadan, sıkışmadan, yer darlığı olmadan bila müzahmet toplanmaktadırlar. İşte o nazarlar ise ecnas ve enva ile kainatı doldurup Cenab-ı Hakk'ı tesbih ve takdis eden sayısız ve hesapsız melaikedir. Aksam ve sınıfıyla mütefekkir ve mütehayir olan nihayetsiz can tayfesi ve tavaif ve kabileleriyle kainatı tekbir ve tehlil nameleriyle lebalep eden ruhani ve saire cinsleridir ki eşyanın kesafet ve katılığı onların eşyanın ceflerini görmekten men edemez.
Demek ki içini, dışını, altını, üstünü, her tarafını, en katı şeyleri bile onlara şeffaf oluyor ki onları görmekten, mütaladan men edemez. Onların eşyanın cevfini, içlerini görmekten men edemez. Ve bir şeyin şuhudu diğer şeyleri görmekten onları meşgul etmez. Bir tarzı hayattadırlar. Fakat bütün bu müşahedelerin en fevkindeki müşahede ise her şeyin saniye olan Zat-ı Zülcelal'in kendi sanatına karşı olan müşahede ve rüyetidir. Ve keza insanlardan pek çok uyanık müminlerin nazarları, hatta belki havaslarıyla mütehassıs ve müteessir olan hayvanatın da nazarları vardır. Yani demek ki alemde ne ki varsa onun üzerine hadsiz nazarlar bila müzahamet toplanmakta. O nazarlar ise kainatı doldurmuş melaike, cin, ruhaniyattır. Eşyanın kesif de olsa onların ceflerini görmeye mani değil, her zaman müzahamesiz tefekkürlerini yapıyorlar. Sadece o değil. Cenab-ı Hakk'ın nazarı da kafidir mevcudatın yaratılmasının en büyük gaye. O da değil. Hadsiz mesela büyük zatlar, mesela insanlardan pek çok uyanık müminler var. Onların nazarları belki havaslarla mütehassıs ve müteessir olan hayvanatın dahi nazarları vardır. Eğer desen, kainatın, kainat kitabının hangi ayetleridir ki insandan başka böyle kainatın kitabının ayetlerinden ibret almakla onlarda hayrete dalarak tefekkür ve tesbih eden taifelerin vücuduna delalet etsin? Veya o kitaptan hangi satırdır ki ona işaret ediyor? Kusura bakmayın. Suali bir daha okuyacağım. Eğer desen, kainatın hangi ayetleridir ki insandan başka böyle kainat kitabının ayetlerinden ibret almakla onlarda hayrete dalarak tefekkür ve tesbih eden taifelerin vücuduna delalet etsin? İnsandan başka tefekkür edenler hayrete dalıp tefekkür ve istihsanla mevcudat kitabının ayetlerine tefekkür edenler acaba hangi ayetler bunlar? Yani kainat kitabı hangi ayetleridir? Veya o kitaptan, kainat kitabından hangi satırdır ki ona işaret ediyor? İnsandan başka böyle mütefekkir ve müstahsin ve takdir edici istihsan edicilerin vücuduna iktiza etsin. El cevap, o kitabın hikmet sayfasından mizan satırındaki mizan ayetidir. Hani bazen bir mevzu anlatılır. Üstad der bazen bir satırında bir sayfa, bir sayfasında bir kitap kadar mana bulunur. İşte bak çok yerler zaten Risale-i Nur'un böyle de. Burası böyle. Yani bir satır ki adeta üstad kendine mahsus en külli cami şeyi burada sıvıştırmış. Hangi kainat kitabının hangi şeymiş? Satır hangi ayetiymiş ki başka insandan başka hayrete dalıp tefekkür eden bir ikizlerden neymiş o? O kitabın hikmet sayfasından mizan satırındaki mizan ayetidir. O kitabın hikmet sayfasından mizan satırındaki nizam ayetidir. Kainatın hiçbir yeri bundan hali değil. Hiçbir mevcut bundan hali değil. Hiçbir mevcudatın bir cüz'ü bundan hali değil. Kainatın hikmet sayfasından mizan satırındaki nizam ayetidir. Acaba görmez misin ki, çok güzel bir misal, acaba görmez misin ki mesela sen bir temsil mahalline gitsen, yani tiyatro, piyes gibi şeylerin oynandığı bir yere ve görsen ki o salonun sahnesinde nazarların hayrete dalacağı pek çok garip envaları, kulakların çok hoşuna giden kesreti oyun sınıfları, akıl ve hayalin çok mütelezziz olacakları pek çok sihir ve şabeze ve hokkabazlık kısımları ve hakeza. İnsanın hassiz detayif ve havas ve hissiyatının mütelezziz olacak her çeşit oyun garayipleri bulunur. Mesela sen bir temsil mahalline gitsen, yani tiyatro, piyes gibi şeylerin bulunduğu bir yere ve görsen ki o salonun sahnesinde nazarların hayrete dalacağı pek çok garip envaları, kulakların çok hoşuna giden kesretli oyun sınıfları, akıllı ve hayalin çok mütelezziz olacakları pek çok sihir ve şabeze, hokkabazlık kısımları ve hakeza. İnsanın hadsiz letaif ve havas ve hissiyatını mütelezziz edecek her çeşit oyun garayipleri bulunuyor. Sonra o temsillerin salonuna baktın. Gördün ki teşhir edilen yerler böyle acayip ve garip, böyle harika. O temsil yerine salonuna baktın, gördün ki kör, sağır, havas ve hissiyatı mefluç, felç olmuş birkaç çoluk çocuk görünüyor. Onlardan pek azı o garip şeylerden telezzüz. Hakikaten böyle bir teşhir, böyle bir piyes veya seyir yerinde, böyle harika gözün, kulağın, aklın anlayabileceği harika şeylerin sergilendiği,
gösterildiği, teşhir edildiği bir yerde seyircilere bakıyorsun. Kör, sağır. Bunlar ne demek birazdan gelecek. Kör, sağır. Mefluç, felç olmuş bazı çocuklar. Onlardan sonra o temsilcilerin salonuna baksın, baktın gördün ki kör, sağır, havas ve hissiyatı mefluç birkaç çoluk çocuk bulunuyor. Onlardan pek azı o garip şeylerden terezzüz edebiliyorlar. Elbette zarreti örfiyle düşünüp teyakkun edeceksin ki bir yakin getireceksin, inanacaksın ki zarreti örfiyle yani bu kadar harika sanat bu kör, sağır, felçli hissiyatları anlamaz. Bunlar için teşhir değildir ya. O zaman bu teşhir edilen yerin sahnenin arkasında görünmeyen perdelerin, hicapların arkasında bu harika teşhir eden şeyleri görenler vardır diye zarureti örfiyle buna intikal edeceksin. Sonra o temsil yerinin salonuna baktın gördün ki kör, sağır, havas ve hissiyatı mefluç birkaç çoluk çocuk bulunuyor. Onlardan pek azı o garip şeylerden terezzüz ediyorlar. Elbette zarureti örfiyle düşünüp teyakkun edeceksin ki bu perdelerin arkasında ve şu duvara asılan hicapların ardında çeşitli ezvak ve meşrepler sahibi çok akıllı, zişur kimseler vardırlar ve selim duygulara sahiptirler. Ve bu mecliste ibda ve teşhir edilen her şeye müştakane bakıp tenezzüh etmek için gelmişler. Ve hem seni de oynanan temsili de görmektedirler. Fakat sen onları görmeyecek bir tavır vaziyettedirler. İşte eğer temsilin sırrını anladınsa. Dar-ı dünyadaki şu masnuata bak ki bir kısmı zerabi mefsusa yani döşenmiş, bezenmiş halı çeler. Bir kısmı furuşu merfua yani yüksek koltuk ve döşekler. Bir kısmı dikilmiş kaftanlar. Bir sınıfı dizilmiş ince ve hülyeler. Bir tayfesi neşredilmiş sahifeler gibidir. Hem onlardan bir kısmı bezenmiş, süslenmiş. Ezahir ve semerat yani çiçekler ve meyvelerdir ki renk, tat ve kokularıyla zihayatları ve muhtaç olanları kendi nefislerine davet ediyorlar. Hem nakış ve ziynet ve sanatlarıyla ehli akıl ve ehli ibreti çağırmaktadırlar. Hem nakış ve ziynet ve sanatlarıyla ehli akıl ve ehli ibreti çağırmaktadırlar. Ve keza onlardan bir kısmı da nebattır ki kendi vazife-i hilkatleri yolunda intişar için etrafa tohumlar saçmakta. Bir kısmı da hayvanat olup vazife-i ubudiyetleri için ayakları üstünde hali kıyamdadırlar. Halbuki bunların ekserisi kendilerine tevdi edilen yüce mehasin yüksek letaifleri şuurları ermez. Şu halde o letaif ve mehasini yalnız onları taşıyan âmi ve acemi hamileleri için değil, belki onlardan ancak onlardan başka bir kısım semi ve basirlerin istifadeleri içindir. Ve hakeza kainat kitabının sayfasında dizilmiş daha hadsiz ve hudutsuz ve eşya ve mevcudat vardır. İşte bu celbedici haşmet, işte bu celbedici haşmet ve şu cezbedici ziynet ve çeşitli taltifler ve sevdirilmekler ve şu envai tahabbübat ve taarufat ve şu aksam-ı taahhüdat ve taammülat yani kasti inanlar ve ihsanlar. Hem bu esnaf-ı tezeyyünat ve tebessümat ve şu işaretler ve cilve ve cümbüşler eşkali daha bunlar gibi lisan-ı haller ki neredeyse lisan-ı kal ile nutka gelecek olan mevcudat. Hal diliyle bütün bunları ifade eden mevcudat neredeyse lisan-ı nutka gelecek, konuşacak bu mevcudatla beraber şu dünya sahasında zahir nazarda ins ve cinden başka ehli ibret ve bisaret görülmüyor. Yani basiret ehli görülmüyor. Halbuki gaflet ve dalalet ins ve cinnin ekserisini kör ve sağır çocuklar haline getirmiş. Tabiat tağutunun zulmeti içinde felç olup körleşmişler. Hani temsil meydanında harika teşhir edilen şeyleri seyreden kör, sağır, hissiyatları mefruç olmuş çocuklar. Biziz o biz. Yani ins ve cin gaflet ve dalaletle ins ve cinin ekserisini gaflet ve dalalet kör ve sağır çocuklar haline getirmiş. Tabiat tağutunun zulmeti içinde felç olup körleşmişlerdir. Öyleyse bir hassi sadık ve zarreti katiye ve bedahete akliye ile lazımdır ki şu kainat ins ve cinden başka ve maada ehli ibret, ashabı tesbih olan zevil ervah ile lebalep dolup dursun.
Öyleyse bir hasse sadık ve zarureti katiye eden kainatı bu kadar celbedici haşmet, cezbedici ziynet, taltifler, sevdirmekler, inanlar, ihsanlar bunlarla doldursun, mefruç olmuş hissiyatlar tabiat zulmatından. Gaflet, ülfet de sağır ve kör etmiş, insanların nazarında bunlar nasıl görünecek? Öyleyse bir hasse sadık ve zarureti katiye ve bedahete akliyeni lazımdır ki, yani Mustafa Çoker'ler diyor, her cemal bir kemal sahibi kendi cemal bir kemalini görmek ve göstermek ister. Rububiyet-i külliye, ubudiyet-i külliye ister. Yani daim rububiyetin dergahına ubudiyet ile mukabele edilmesi, kainatın yaratılış maksatı ve gayesi. Her zaman, her daim tesbih ile, tazim ile, tehlil ile, tekbir ile, tahmid ile, bütün Cenab-ı Hakk'ın kemal ve cemal sıfatlarını ilan ile, dergah ile ubudiyet tarzında arz edilmesi gereken bir vezaif var. Yaratılış gayesi bu. İnsanlar, cinler, mahlukat üzerinden ve mevcudattaki görünen keyfiyetten bu şeylere intikal edip tefekkürle veya hayret ile bakıp bundan çok uzaktırlar yani. Öyleyse bu kadar kainattaki harika, mükemmel, sonsuz güzelliklerin her birisi, insanlar buna madem körleşmişler bakamıyorlar, her zaman her daim bu vazifeyi yapamıyorlar. Halbuki bu vazife kesintisiz ve daim ve her an dergahla yapılması gereken bir yaratılış maksadı bu. Öyleyse bir hassi sadık ve zarureti katiye ve bedahati akliyle lazımdır ki şu kainat ins ve cinden başka ve maada ehli ibret ve ashabı tesbih olan zevil ervah ile lebale tamamen dolu bulunsun. İşte şu geçmiş hakikate dair bak, hakiki söz yalnız onun sözü olan sahibil mülk. Kendi Kur'an'ında ferman ettiği şu ayete dikkat et. Tusebbihu lehu semavatu tusebbihu vel ardu ve ma fihin ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdihi ve lakin la tefkahune tesbihahu ila ahir tamam. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum elhamdülillah.